Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir akşam diliyorum. Şimdi önümüzdeki birkaç günün durumuna bakacağız ama Kasım şöyle işaretlerini vermeye başladı. Biz de şöyle adımımızı tam Kasım ayına atarken biraz şöyle bir Noa'ya bakalım. Noa'daki durum ne alemde, aya yaklaşmışken biraz iyimser bir noktaya dönmüş durumda. Evet, yine ortalamanın altında yağış bekliyorum. Böyle çok çok altında değil. Bir de her yerde değil. Marmara'da hafif seviye. Karadeniz kıyılarında, Ege kıyılarında bölgesel Güneydoğu ve Akdeniz'de ufak boyamalar yapmış model. Dolayısıyla bir miktar ortalamanın altında gösteriyor ama çok çok ciddi kurak görünmüyor. Fakat şu anda şimdi önümüzdeki 100 günlük duruma da baktığımızda genel projeksiyonlarımızı açtığımızda biraz şey var. Hani yağış en azından Kasım'ın ilk 10 günlük döneminde, 12 günlük döneminde çok fazla yok. Yani eğer o normale yakın yağışları biraz altında kalsa da normale yakın yağışları alacaksak eğer Kasım'ın ikinci yarısında kalabilir. Sıcaklık bakımından da normallere yakın seviyelerde. Açıkçası Aralık için de benzer işaretler veriyor birçok model. Bu da bizim için iyimser bir durum aslında. Yani normallere yakınsak sadece dalgalanmaya ihtiyacımız var demek. Batı bölgeler için, orta ve doğu bölgeler içinse zaten normaller yağış olması halinde kar için yeterli oluyor. Şimdi şöyle bir simülasyonlarımıza istiyorsanız dönelim bakalım. Şimdi simülasyonlarımız Avrupa'da ne gösteriyor? Yüksek basınç yerleşmiş durumda. Ana kıtada yağışı engelliyor. İspanya, Portekiz çevreleri, Güney Akdeniz kıyısı olan ülkeler bölgesel yağışlar alıyor. O sistem doğuya doğru ilerliyor. Arkasından Atlantik üzerinden sistem yaklaşabilecek. Bize de şöyle bir kafasını uzatıyor. Basıncı bir miktar daha yukarıya taşıyor. Yağışa baktığımızda işte tam o yüksek basıncın kapsadığı alan Avrupa'da yağışsız. Orta ve Kuzey Avrupa, güneyde Akdeniz'e kıyısı olan bölgelerde İspanya, Portekiz yağışlarını doğuya doğru taşıyor. Bizde Karadeniz'e ara ara gelip giden yağışlar var ki önümüzdeki günlerde bakın bu yağışlar da kesmeye başlıyor. Çok çok yağışlı bir dönemde değiliz. Bir Marmara'da pazar günü bölgesel, cumartesi de pazara kalmış durumda. Bunda detayını göreceğiz. Şimdi şöyle İstanbul, Ankara, İzmir'e bir göz atalım bakalım durumumuz nasıl, sıcaklık bahsetmiştik. Kasım'ın 1-2'sini geçirdikten sonra bir düşüş yönünde dalgalanma yaşıyor diye. İşte o düşüşle beraber bölgesel yağışlar geliyor. İstanbul çevreleri de pazar günü için ıslanabilecek. O düşüşün ardından sıcaklık tekrar artıyor ama normaller ve altında kalıyor. Bugünlerde normalleri bir tık aşabiliyor. Muhtemelen ki pastırma yazımız burada olacak. Yani Kasım öncesinde ama Kasım'ın ilk 3-4 günü geçirdikten sonraki günlere de bakacağız. Çünkü basıncın durumuna göre şöyle arada parçalı bulutlar oluşsa da yağışsız, yağışımız az olarak devam edeceğiz. Gerçi pastırma yazında hiç yağış olarak devam ederiz normalde. Neyse, şimdi gelelim başkent çevrelerine. Başkentte yağış yok. İşte pastırma yazının bütün hücrelerine kadar hisseden bölgelerimiz içerisindeki zaten İç Anadolu, Kayseri çevreleri de, Sivas dolayları da, Konya dolayları da aynı durumda. Yağışı az, yüksek basınç, ayaz yapıyor, gece sıcaklıkları aşağıya çekiyor. İşte başkentin sıcaklıkları da şeyde bir Kasım'ın ilk günlerinden sonra bir kırılıyor. Sonra tekrar biraz toparlanıyor ama şu günlerdeki değerlere çıkamıyor. İzmir 20'li değerlerde bahar havasına, yani yarı çeyreklerin bahar havasına devam ediyor. Sıcaklığı da 22-23 derecelerde sıcaklık yerleri. Yağışı yok maalesef. Bu ciddi bir problem noktasında. Çünkü çok uzunca bir süredir yani. Neredeyse geçen ilkbahardan bu yana kaydeder yağış göremiyor. Ege kıyıları, iç ve kıyı Ege, özellikle kıyı Ege. Şimdi şöyle İstanbul, Ankara, İzmir'e de göz attıktan sonra yurt geneliyle alakalı şöyle ufak duruma bakalım. Kasım'ın ilk günlerinden sonra batıda, sonra ikinci, üçüncü günü, dördüncü günü geçirdikten sonra orta ve doğu bölgelerde o dalgalanmayı göreceğiz diye bahsettik. Akdeniz, Güney Ege burada dalgalanmadan en az etkilenen yerler. Karasal etki içerisinde olduğu için Güneydoğu'da iç bölgeler gibi o dalgalanmadan payını alıyor. Kuzey bölgeler ara ara bu dalgalanış esnasında üzerine yağış ekleyebiliyor. Şimdi minik bilgi de Aralık ve Ocak'la alakalı. Şu anki biraz önce girişte bahsettiğim gibi
son veriler, normallere yakın işaretleri, bizim uzun vadeden yaptığımız öngörüye yaklaşan model çıktılarını paylaşmaya başladı. Bu da bizim için ümit veriyor. Yani kış görme açısından ve öngörümüzü hatırlıyorsanız akışta duruyor. Zaten paylaşmıştık. Uzunca genişçe merak edenler izleyebilirler. Şöyle %77 ihtimalle geçen kış gibi değil. Yani bir şekilde hafif orta bir şekilde bir kar görme ihtimalimiz var. Yani hiç kar olmadan geçecek bir kış olma ihtimali %10-15'ler civarında. Böyle ekstrem çok ağır kış geçme ihtimali yine benzer seviyelerde. Dolayısıyla biz %77-75'in üzerinde olasılıkla orta hafif seviye karlı kategori alan içerisinde kalıyoruz ve bakalım muhtemelen bu geçen seneki öngörümüz gibi bu da gerçekleşecek gibi görünüyor. Çünkü uzun vadeli modellerin çıktıları da biraz önce söylediğim gibi o öngörümüzle örtüşecek şekilde sonuçlar vermeye başladı bugünlerde. Anlatacaklarımız böyle arkadaşlar. Hep söylüyoruz, lütfen kanalımıza abone olun, bize destek olun. Beğenmeyi unutmayın, yorumlarınızı yapın. Ondan sonra o beğenme kalp aramızda bağı, kalp bağını kuvvetlendirecektir. Yarın bugünden çok daha güzel olsun. Çok güzel haberler alın. Hoşçakalın.